Evet, bu videoda bir önceki videoda anlatmış olduğumuz gradyanın matematiksel özellikleri ya da işlemsel özelliklerini söylemiştik. Bunları görebileceğimiz bir örnek yapalım. Özellikle gradyanda çarpım kuralı uygulamasını ve de zincir kuralı uygulamasını görmek göstermek istiyorum. Bunun bu uygulamaların gradyan içinde çalıştığını işlediğini geçerli olduğunu ifade etmiştik zaten ama bir de örnek üzerinde görelim. Şu şekilde bir fonksiyonumuz olsun. Fx virgül y eşittir. X çarpı y çarpı e üzeri x y'nin karesi. Artı 4 çarpı kosinüs ne olsun? X küp çarpı e üzeri y'nin karesi gibi bir fonksiyonumuz varsa. Ve biz bu fonksiyonun gradyanını bulmak istersek bu soruya nasıl yaklaşacağız? Klasik olarak yaklaşacağız. Hiç bir önceki videoda anlatmış olduğumuz aslında özellikle atıfta bulunmadan e, soruya yaklaşacağız diyelim e, ve sadece o özelliklerinde e, zaten fark etmeden aslına bakarsanız uygulamış olduğumuzu göreceğiz o özellikleri e, gradyan vektörü neydi zaten çok iyi biliyoruz değil mi kısmi türevlerin oluşturduğu şu vektördü yani f gibi bir fonksiyon için bu iki değişen yani fonksiyon için x'e göre kısmi türevin ve y'ye göre kısmi türevin oluşturduğu şu vektöre gradyan vektörü diyorduk zaten bunu biliyoruz ve e, bu soruyu yaparken de demek ki e, bu fonksiyonun x'e göre kısmi türevini ve y'ye göre kısmi türevini bulmam gerekiyor. Peki e, hemen bu fonksiyonun x'e göre kısmi türevini ilk önce bularak e, hesaplamaya çalışarak işe başlayalım. X çarpı y e, çarpı y üzeri x y kare. Bu ifadenin x'e göre kısmi türevini nasıl bulacağız? Y'li mi? y'ler sabit bir sayıymış gibi düşüneceğiz. Ee, ve öyle düşünsek bile aslında burada iki tane x'li ifadenin çarpımı şeklinde bir ifade var değil mi? Ve de e, ne yapacağız? Şuradaki x y'yi e birinci ifade olarak düşünürsek, şuradaki e üzeri x'ye kareyi de ikinci ifade olarak düşünürsek, klasik türevde çarpım kuralını uygulayacağız. Türev için çarpım kuralı zaten geçerli değil mi? Y'leri de sabit bir sayı olarak gördüğümüze göre e, tek değişkenli fonksiyonda çarpım kuralı türevi, çarpım kuralının uygulanması var burada. x çarpı y'nin e, türevini alalım. Birinci ifadenin türevi değil mi? Şuna birinci ifade dersek buna da ikinci ifade dersek. Bildiğimiz hep bildiğimiz kalkülüs birden çarpım kuralı. Başka bir şey değil. x y'nin x'e e göre türevi ne olacaktır? y olacaktır öyle değil mi? E, çarpı ikinci ifadenin aynısı yani e üzeri x çarpı y'nin karesi yazıyorum. Artı ne yapıyorum? Bu sefer Birinci ifadeyi aynen tutuyorum. Yani x çarpı y'yi aynen yazıyorum. Çarpı ikinci ifadenin türevi değil mi? E üzeri y karenin x'e e göre türevi nedir? E, bir kere e üzeri x'ye kareyi yazalım. E, e üzeri bir şeyli ifade bir kere aynısı oluyor zaten değil mi? Bunu çok iyi biliyoruz. Ve şurada y kareli bir ifade olduğu için bunun da x'e göre türevini alıp çarpım olarak yazmamız gerekti değil mi? Zaten bunu uzun uzun anlatmıyorum aslında. Kalkülüs 1'in 2'nin konusu zaten. Bunları biliyor olmamız lazım. x y karenin x'e e göre türevi ne olacaktır? y kare olacaktır öyle değil mi? Dolayısıyla buraya bir de y kare eklememiz gerekecektir diyoruz. Evet. Şu parçanın türevi demek ki x'e göre buymuş. Şimdi gelelim ikinci parçaya. İkinci parçada kosinüslü bir ifade var. Kosinüslü ifadenin eee X'e göre türevini alacağız. Ne yapacağız? Zaten kosinüsün e, türevi, eksi sinüstür değil mi? Bir kere eksi 4 çarpı sinüs x küp e üzeri y kareyi direkt yazalım. Çarpı diyeceğiz. Şuradaki ifade, içteki ifade de yine x'li bir ifade değil mi? Ve bunun da türevini alıp çarpım olarak yazmamız lazım. E, tek değişkenli fonksiyonlar. Zincir kuralı zaten çok iyi biliyoruz. E, dolayısıyla bu ifadenin x'e göre türevi nedir? 3x kare değil mi? 3x kare çarpı Buradaki y'li ifade sabit bir sayı gibi zaten e üzeri y'nin karesinden başka bir şey değildir değil mi? O halde gördüğünüz gibi x'e göre kısmi türevi buldum. Bir de şimdi hızlıca y'ye göre kısmi türevi bulalım. Ve zaten soruyu çözmüş olacağız. Ee, daha sonra soru çözdükten sonra bir önceki videoda gördüğümüz aslında çarpım kuralına ve zincir kuralına bağlayacağım. Onu göstereceğim bunun gerçekten doğru olduğunu. Amacım o aslına bakarsan soruyu çözmek zaten basit bir soru. E, ...fonksiyonu y'ye göre türevini bulacağım değil mi? Şimdi birinci ifade yine... ikinci ifade olarak düşünürsem... ...şuradaki x, y'li ifadede... ...birinci ifadenin türevini alalım y'ye göre... ...ne olacaktır? Bu sefer x olacaktır değil mi sadece? E, çarpı ikinci ifadenin aynısı... ...yani e üzeri x'ye kare olacaktır bu da. Artı ne olacaktır? Birinci ifadeyi aynen tutuyorum. x çarpı y. Ve ikinci ifadenin y'ye göre türevini alıyorum. E üzeri x, y kareyi bir kere aynen yazayım değil mi? Ve ne yapacağım e üzeri x'ye karedeki şu x'ye karelik kısmın y'ye göre türevini yazacağım. O da nedir? 2y çarpı x'ten başka bir şey değildir. Ve e, eksi şu parçanın y'ye göre türevini düşünürsem eksi 4 çarpı sinüs x küp y kareyi aynen yazacağım, değil mi? Ve e, buradaki bu sefer içteki ifadenin y'ye göre ne yapacağım? Kısmi türevi e, y'ye göre alacağım. E, dolayısıyla nedir bu? X'i sabit, x'li ifade sabit gibi düşüneceğim. O halde e, ne yapacağız e üzeri y karenin türevi nedir zaten e üzeri y karedir e, yani bir kere onu aynen yazacağım değil mi? E, başta da x küp kat sayısı var ona zaten dokunmuyorum sabit bir sayı gibi çünkü ve de şu y kare olduğu için bir de 2y e, ile çarpmam gerekecek y karenin türevi 2y'dir çünkü değil mi? Ee, ve dolayısıyla y'ye göre türevi de bu şekilde yazabileceğimizi zaten e, rahatlıkla gör, görmemiz gerekiyor. Zaten görebilmemiz gerekiyor diyeceğiz. Aslında soru bitti değil mi? Ee, bizim zaten gradyan vektörü dediğimiz vektörde nedir? Bunların oluşturduğu şu vektörden başka bir şey değildir. Düzenlemeden bırakırsak belki birazcık düzenleyebilir vesaire. Ama düzenlemeden bırakıyorum. E, Yalnız şöyle bir şey yapayım as aslına bakarsanız. Şöyle yazabilirim değil mi? Bakın bu vektörü. Çünkü bir vektörlerin aslında e, toplamı ve farkı şeklinde yazabilirim bunu değil mi? Ve de hatta ortak ifadeler var. Buradaki mesela e üzeri x y kare ile çarpılmış değil mi? Yani şöyle yazabilirim aslına bakarsanız. e üzeri x y kare e, çarpı. Yx yazabilirim, değil mi? Şurada böyle bir vektör var burada gözüken. Artı derim, değil mi? İki vektörün toplamı var. Artı x y çarpımını yazarım. X y çarpı. Neyi görebilirim burada? E üzeri x y kare. E, e üzeri x y kare çarpı y kare var, değil mi? Ya da x y çarpı e üzeri yine x y kare çarpı ne var? 2 y x var, değil mi? 2 ya da x y fark etmez. Bu şekilde yazabilirim ve devam edersem eksi ne yazabilirim? Eksi 4 çarpı e, sinüs x küp e üzeri y kare e, şu ifade ortak bir şey çarpılmış gibi değil mi? Ve e, şu vektörle çarpılmış gibi 3 x kare e üzeri y kare değil mi? Ve x küp x küp çarpı e üzeri y kare çarpı 2 y. Bu şekilde de yazabiliriz değil mi? Bu bu vektör bu şekilde de yazılabilir. Bir şey yapmadım. Sadece vektörü ne yaptım? Bir e, parçalayarak yazdım. Zaten yani vektörlerin özelliği. Böyle yazabiliyoruz zaten. bir Bunu çok iyi biliyoruz değil mi? Şimdi işte bu noktada aslında soruyu çözdük. Ama e, bu noktada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani, yani bakarsanız e, şurada. Şu kısma bakalım ilk önce bakalım. Şu kısma bakalım. Şu kısımdan bahsediyorum. İlk parçaya bakalım. Ve burada bu kısmın acaba şu ifadenin değil mi? Şu ifadenin gradyanı olduğunu görebiliyor muyuz? Yani x çarpı y, x çarpı y çarpı e üzeri x y kare. Yani yukarıda ki ifadedeki şu birinci ifadenin aslına bakarsanız gradyanı buradaki ilk parça şu parça ilk parça derken şu işaretlediğim parçadan bahsediyorum. Bu gradyan çarpım kuralına göre neye eşit olmalı? Bir önceki videoda anlattığımız kurala göre ne eşit olmalı? Ee, birinci ifadenin birinci ifadenin gradyanı yani x çarpı y birinci ifade dersek birinci ifadenin gradyanı çarpı ikinci ifadenin kendisi ona dokunmuyorum değil mi? Aynı türevdeki çarpım kuralı gibi zaten gra gradyanla bir türev konsepti değil mi? Zaten burada gözüküyor da artı Birinci ifadenin bu sefer aynısını alıyorum ve ikinci ifadenin graden çarpı. ikinci ifadenin graden yani e üzeri x y kare değil mi? Böyle olması gerekiyor. Bakalım hakikaten öyle mi? Hakikaten bizim bulduğumuz sonuçta da bakın e, e üzeri x y kare çarpı ne diyoruz? E, x y gibi ifadenin gradyanı e, e üzeri x y kare bakın şu vektör de x y y x vektörü pardon. E, bu da X y'nin gradyanı değil mi? X y ifadesinde x'e göre türev alın, Y'yi bulursunuz kısmi türev, Y'ye göre kısmi türev alın, x'i bulursunuz. Y x vektörü işte, bakın bu x y'nin gradyanı ifadesi de şu vektör işte. Bakın zaten buradaki katsayı e üzeri x y kare ya da ilk parçanın aynen yazılması burada zaten yapılmış değil mi? Bakın hemen yandaki ifadeye bakalım. X y, x, y değil mi? Çarpı işte bu şekilde gözüküyor zaten ve gradyan e üzeri x'ye kare e, e, e üzeri x'ye karenin gradyanını bulursanız e üzeri x'ye karenin x'e göre türevini alın. Şu ifadeyi bulacaksınız. E'ye göre türevini alın. İkinci ifadeyi bulacaksınız. Dolayısıyla e üzeri x'ye karenin gradyanı demekle aslında kastettiğimiz şey şuradaki vektörden başka bir şey değildir. Ve bakın dolayısıyla e, vektörlerde ya da gradyanda pardon gradyanın e, çarpım kuralının gradyan için geçerli olduğunu da bu şekilde bakın kendi gözümüzle Görmüş oluyoruz aslına bakarsanız değil mi? Ee, tabii ki e, bu ifadenin mesela şöyle de yapabilirdik bu soruyu. Böyle direkt olarak böyle kısmi türevleri bulup da hemen yazmak yerine. E, Gradyanın zaten biliyoruz ki toplama üzerine de dağılma özelliği var değil mi? Toplama çıkarma üzerine. Dolayısıyla şu parçanın gradyanını bulurduk. Buradaki ifadeye göre buradaki çarpım kuralına göre yani bu formüle göre e, yapardık önce ve daha sonra buradaki ifadenin gradyanları ikisini birbiriyle toplardık ve yine aynı sonucu elde edecektik. Burada zaten onu da görmüş oluyoruz. Ve çarpım kuralının da çalıştığını göstermiş oluyoruz aslına bakarsanız. E şimdi bir de ikinci ifadeye bakalım. Bakın orada da az, zincir kuralının e, çalıştığını göreceğiz zaten. Hatta şu 4'ü de düşünmeyeyim zaten. 4 burada sabit sayı değil mi şuradaki 4 sabit sayı. Şu parçayı düşüneyim bakın sadece. Şurayı sileyim. Ya yani 4'ü de düşünebiliriz. Fark etmez ama Evet, sonuçta çarpım kuralını göstermek istiyorum. Bakın şu, şu kadar şu ifadeyi düşünün. Şu ifade. Yani yukarıdaki şu ifadeden bahsediyorum. Aslına bakarsanız bu şu ifade, şu ifade, şu yukarıdaki bu kosinüs x küp e üzeri y kare ifadesinin gradyanı değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Gradyan şöyle yazabiliriz bunu. Kosinüs x küp çarpı e üzeri y kare. Bu ifadenin gradyanı şu sonucu vermeli bana değil mi? Tabii 4 ile çarpında da zaten gradyan sabit sayı dışarı çıkıp çıkarıp içeri alabilirim. Hiç fark etmez. Bu özgürlüğüm vardı zaten. Dolayısıyla 4 ile çarpılmış halinde bu kısmı bulduktan sonra 4 ile çarpım fark etmiyor. Yani buradaki 4'ün çok bir önemi yok o anlamda. Dolayısıyla bu parçanın bu parça aslında şu ifadenin gradyanını gösteriyor bana değil mi? Peki bu ifadenin gradiyanını düşündüğüm zaman şu kosinüs x küp çarpı e üzeri y kareye biraz konsantre olursanız burada bu ifadeyi şu şekilde görmem mümkün mü? Yani zincir kuralı, zincir kuralını şuraya bir yazayım. Neydi bu? f e, tek değişkenli bir fonksiyonsa bunun içerisine iki değişkenli gx virgül y gibi bir fonksiyon tanımlanmışsa yani iki fonksiyonun bileşkesi şeklinde yazılmış bir ifade bu ve bunun gradyanını düşünüyorsam zincir kuralına göre ne yapabiliyordum kosinüs diyorduk değil mi e, kosinüs nereden çıktı soruya gitti akım. kuralın aynısını yazıyordum şu anda ne yapıyordum e, ifadenin değil mi f'nin türevi gx virgül y değil mi bu şekilde gösterebilirim e, Newton gösterimiyle ve çarpı gradyan g x virgül y şeklinde gösterebiliyordum. Bu işte e, neydi? E, zincir kuralının gradyana uygulanabilir olduğunu bir önceki video, videoda gösterdiğimiz ifadeydi. E, bakın buradaki kosinus x küp y e üzeri y kare ifadesinde bu formatta düşünebilirsiniz. Bakın şuradaki x küp çarpı e üzeri y kareye g x virgül yymiş gibi e, düşünün bu ifadeyi e, f fonksiyonu da mesela fx'te tek değişkenli bir fonksiyon olsa fx eşittir kosinüs x gibi değil mi? gx virgül y eşittir e, ne olsa x küp çarpı e üzeri y kare olsa şuradaki ifade o zaman ne olacaktır? İki fonksiyonun bileşkesi olan şu ifade neyi gösterecektir bana? Kosinüs değil mi? Kosinüs yani kosinüs x ise bu g'yi f'nin içerisine tanımlıyorsanız yani hadi onu uzun uzun yazalım ya. Emin olalım. Belki zincir kuralı çünkü kafa karıştırabilir fonksiyonların bileşkeleri filan. E, f g x y ne olacaktır? E, g x y yani şuradaki x küplü ifadeyi bu ifadenin içine, içerisine tanımlamak zorundayım değil mi? Dolayısıyla kosinüs ne olacaktır? x küp çarpı e üzeri y kare e, e üzeri tabi bu. Şöyle yapalım. E üzeri y kare olacaktır. Değil mi? Yani bu bu cos x küp çarpı E üzeri y kare demek istediğim iki fonksiyonun bileşkesi şeklinde düşünebilirsiniz. Yani f tek değişkenli bir fonksiyon. g x virgüle de iki değişkenli bir fonksiyon. Ee, bu f fonksiyonun içine g'yi Tanımlamış gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde fonksiyon bileşkesine aldığınızı düşünebilirsiniz. Ve dolayısıyla e, bu tarzda fonksiyonları da e, zincir kuralına uygulayabiliyordum, değil mi? Bir önceki videoda anlattığımız gibi. E Bakın, şimdi bakın nasıl uygulamışız. E, bu ifadenin gradyanı ne olacaktı zincir kuralına göre? Şu ifadenin, değil mi? Kosinüs x küp e üzeri y karenin bir kere e, türevini e, alacaktım, değil mi? Yani şu ifadenin karşılığı olarak zincir kuralındaki. Ve neyle çarpacaktım? E, şurayı parantez içine alayım. Karışmasın. X küp çarpı e üzeri y kare. Evet. Ve gradyan ne yapacaktım? Gx virgül y'yi de x küp e üzeri y kare olarak düşünmüştük değil mi? E, ve gradyan x küp çarpı e, e, üzeri y kare ifadesinde gradyanını alacaktım değil mi? E bakın, bakın burada hakikaten sonuçla tutarlı mı? <laughs> Ee, buradaki tabi şu eksiği de şurada düşünürseniz e, kosinüs mesela kosinüs x küp e üzeri y kare şu ifade neye karşılık gelecektir bunun türevi bu ifadenin türevi e, neye karşılık gelecektir dikkat ederseniz eksi sinüs x küp çarpı e üzeri y kareden başka bir şey değildir değil mi? E, tabii ki burada şuna dikkat edelim. Bu ifadenin, e, bu ifade x'e göre türevini almıyorsunuz Bakın Şuradaki ifadeyi bir, bir tek bir parça olarak düşünüyorsunuz, değil mi? E, ve e, bu parçanın, yani mesela z gibi bir parça gibi düşünün, z eşittir mesela g x virgül y gibi düşünürseniz, bu kosinüs e, z'nin e, z'ye göre türevini buluyorsunuz. Bu da eksi sinüs z'dir. Ve dolayısıyla z eşittir gx virgül y dediğiniz için bunu da daha sonra ne yapıyorsunuz gx virgül y'yi z yerine yazdığınızı düşünün. Sinüs g eksi sinüs gx virgül y olacaktır. Yani şu ifadenin çözümü. E dolayısıyla eksi sinüs gx virgül y nedir? gx virgül de ne demiştik? X küp çarpı e üzeri y kare demiştik. Eksi sinüs x küp çarpı e üzeri y'nin e karesinden başka bir şey değildir. Ki o da zaten bakın burada bulduğumuz sonuç. Yani tabii şu eksiği de burada düşünün. Eksi sinüs x küp çarpı e üzeri y'nin karesi. Bakın tutarlı değil mi? Yani şu 4'ü düşünmeyin düşünmeyelim demiştik zaten. Ee, bu gradyanı önce bulup sonra 4 ile çarpılabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. E, dolayısıyla bakın e, ifadenin sonucu tutarlı değil mi? E, çarpı gradyan gx virgül y. E, dolayısıyla <laughs> gradyan y x virgül y'de nedir? Gradyan x küp çarpı e üzeri y karedir değil mi? x küp çarpı e üzeri y karenin gradyanı nedir? Bu ifadenin x'e göre türevini alın. Şu parça şu sonucu bulacaksınız. Y'ye göre türevini alın. Buradaki sonucu bulacaksınız. E, dolayısıyla gradyan bakın gradyan e e x küp çarpı e üzeri y kare de aslında şuradaki ifadeden başka bir şey değildir. Buradaki ifade şu kosinüslü ifadenin e, türevi şu ifade bu gradyanın sonucu buradaki ifade dolayısıyla bakın fark etmeden değil mi e, fark etmeden e, gradyanın da e, aslına bakarsanız e, zincir kuralının da diyelim ya da zincir kuralının da gradyana uygulanabileceğini e, kanıtlamış olduk zaten yapmış olduk değil mi soruyu çözerken aslında yaptık değil mi ama e, soruyu çözerken direkt böyle e, türevi hemen bulmak yerine aslına bakarsanız ne yapabilirdik? şu parça için değil mi? şu ifadenin ya da 4 kosinüs e, diyelim fark etmiyor dediğim gibi. Ya da kosinüs x küp çarpı e üzeri y karenin de gradyanını bulup değil mi? bunu 4 ile çarpıp e, buradaki ifadenin de gradyanını bulup sonra ikisini birbiriyle toplayabilirdik. Bu yoldan da gidebilirdik. Gördüğümüz gibi hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü neyi görmüş oluyoruz? Zincir kuralı ve de çarpım kuralı bu örnekte de gördüğümüz gibi gradyan için kullanılabilir. Zaten e, toplama üzerine dağılma özelliğini ve işte e, ne ne diyelim sabit bir sayıyla çarpılma işte o çarpımı dışarı alabilme özelliğini filan burada hiç bahsetmiyoruz. Zaten onun öyle oldu. Çok aşikar değil mi? Burada önemli olan göstermek istedim çarpım kuralı ve zincir kuralını örnek üzerinde e, doğruluğunu gradin için göstermekti ve sanırım onu yapmış olduk. Bu video bu kadar olsun. E, bir sonraki videoda e, artık Biraz daha farklı bir konuya geçiyor olacağız.